Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nurki Öşker ben. Kahve molasıyla karşınızdayız. Asgari ücretle başlıyoruz. Asgari ücret tespit komisyonu milyonlarca işçinin 2023 yılında alacağı asgari ücreti belirlemek üzere bugün ikinci kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14'te başlaması planlanan toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırılacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonlarını paylaşacağı toplantıda tarafların ilk rakamları da açıklaması bekleniyor. Öte yandan komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk İş'in gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunda gündeme getireceği öğrenildi. Meselenin ne kadar önemli olduğunu da bu arada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bilgin asgari ücreti diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde belirleyeceklerini belirtti. EYT düzenlemesine ilişkinse altyapıyı oluşturduklarını söyledi. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıldığına dikkat çekti. Devam edelim bunu aktardıktan sonra. Piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verileri açıklandı. Kasım'da Amerika'nın enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Söz konusu yavaşlamada enerji maliyetlerindeki düşüş etkili oldu. Gözler bugünse kritik FED toplantısına çevrildi. Devam edelim. Bakalım hemen dünkü rakamlara. Amerika'da Kasım enflasyonu aylık %0,1, yıllıkta ise %7,1 oranında artış kaydetti. Ülkede enerji fiyatları %1,6 oranında gerilerken gıda fiyatları ise %0,5 yükseldi. Beklentinin altında gelen kritik veri sonrası gözler Fed'in bu akşamki toplantısına çevrildi ve yılın son toplantısında Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artış hızını yavaşlatması ve 50 puanlık artırma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed son 4 toplantıda 75'er puanlık faiz artışı yapmıştı, hatırlatalım bunu da. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından Fed'in ultraşahin para politikasında yumuşamaya gideceği beklentisi küresel bazda risk iştahını artırırken Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk birimi 1 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk birimi 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına indi. Dünya genelinde artan resesyon riski ve yumuşamaya başlayan enflasyon verilerinin önemli merkez bankalarının ultraşahin politikalarını gözden geçirmesine sebep olması beklenirken, gelişmekte olan ülke risk birimlerinin de söz konusu beklentilerle gerileme eğilimine girdiğini belirtelim. Piyasalara gidelim. Borsa İstanbul'la başlayacağız. BIST 100 endeksi 5270 puandan işlem görüyor. BIST 30 endeksi 5668 puandan işlem görüyor. Devam edelim. Döviz cephesine bakalım. Tüm tablonun artıda olduğunu görüyoruz. Dolar TL paritesi 18.64'ten, Euro TL paritesi ise 19.87'den işlem görüyor. Sterlin 23.12'de, İsviçre frangı ise 20.10'dan işlem görüyor diyelim. Altına bakalım. Altın cephesinde de tüm tablonun eksi de olduğunu görüyoruz. Ons 1808 dolardan işlem görüyor. Cumhuriyet 7359 liradan, çeyrek 1773 liradan, gram altın ise 1084 liradan işlem görüyor. Devam edelim petrole bakalım. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Son olarak da faizlere bakacağız. Tahvil 9.15'ten işlem görüyor eksi de, %2,45'lik bir azalış var. Repo artı da 11.61'den işlem görüyor, artı da dedik %0,35'lik bir yükseliş var. Piyasalar bu şekilde, detay dinleyelim biraz da yatırım danışmanı Onur Canbal telefon attığımızda. Onur Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Hem enflasyon verisi açıklandı ABD'de hem de bugün faiz kararını bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler eşliğinde küreselde ve içeride neler olup bitiyor? Ve yurt içi piyasalarda özellikle cuma gününden yeniden etkili olan alımlar ve bu haftada, hafta içinde de pazartesi ve salı günü yaşanan güçlü yükselişlerin ardından bugün biraz daha dalgalı bir fiyatın ön plana çıktığını söyleyebilirim Borsa İstanbul tarafında. Gün içinde satıcılı bir seyri yaşandı. Şu an satıcılı bir seyri işlem var. Bir endeks var. Endekste şu an bugün test edilen 5302 seviyesi tarihli olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor.
Hani bugün 5300 üzerinde tutma sağlanabilirse devamında bir 5400'lere, onun üzerinde 5500'lere doğru bir hareketin önü açılacaktır diye değerlendiriyoruz. Ama hani özellikle endeks tarafında takip ettiğimiz ana nokta, ana destek, yükseliş trendinin geçtiği, Eylül sonundan itibaren yaşanan yükseliş trendinin geçtiği 5091 seviyesi. Bu seviye kritik. Bu seviyenin altına sarkılmadığı sürece endekste yukarı yönlü seyirin devamı beklenebilir diye düşünüyoruz. Yurt dışı piyasalarda ise bugün hani biraz daha FED toplantısı önemli. FED toplantısı öncesinde yatay bir görünüm var. Dün Amerika'da Kasım ayı tüfe rakamı açıklandı. Beklentinin bir miktar altında geldi. Yani beklentiden daha fazla bir gerileme oldu yıllık tüfede. Bu durum piyasalarda bir olumlu algılandı. Hani dün küresel senedi piyasalarında yükselişler vardı ama şu an FED toplantısı öncesinde yatay bir fiyatlama var. FED'in bu akşam Türkiye saatiyle 22'de sona erecek toplantısında 50 bas puan bir faiz arttırımı bekleniyor. Bu fiyatlamanın içerisinde. Ama bu toplantıyla birlikte yayınlanacak projeksiyonlar önemli. Burada FOMC üyelerinin hani 2023'te ne kadar faiz arttırımı beklediği, tepe noktasını ne gördüğü, bu konular bu tutanaklarda hani bu yayınlanacak projeksiyonlarda bu noktalar önemli olacak. Piyasalar yakından izliyor olacaktır. Yine tabii her toplantı sonrasında olduğu gibi FED Başkanı Powell'ın da açıklamaları önemli. Burada 2023 yılına dair hani faiz artışı ne kadar süreceği ve hani yüksek faiz oranlarının ne kadar devam edeceğine dair mesajlar, Powell'ın mesajları ön planda olacak. Hani FED toplantısı sonrasında biraz daha küresel risk iştahının şekillendiğini görebiliriz ama hani ekstra şahin bir ton görmezsek FED'den piyasalar tarafındaki genel olarak algının, olumlu havanın korunmaya devam ettiğini gözlemleyebiliriz küresel taraf içinde. Hani ons altında son dönemde bir toparlanma var. Evet. FED toplantısında eğer ekstra bir şahinlik görmezsek ons altındaki yükselişine devam beklenebilir diye düşünüyorum ben. Peki petrol tarafına ne dersiniz Onurcan Bey? Petrolde son dönemde, son haftalarda biraz daha kayıpların, tabii zaman zaman gün içi dalgalanmaları oluyor ama ağırlıklı olarak hani baktığımız zaman petrolde biraz daha son haftalarda zayıflamanın etkili olduğunu görüyoruz. Hani açıkçası Haziran ayından itibaren petrolde zaman zaman tabii ki yükselişler oldu ama ağırlıklı fiyatlama aşağı yönlü seyrediyor. Bunun temel sebebi de hatırlanacak olursa küresel resesyon endişelerinin hani ciddi manada gündeme geldiği dönem 2022 Haziran'dı. Yani resesyon korkularıyla, ekonomilerdeki yavaşlama ve küresel petrol talebine olan endişelerle petrolün biraz daha zayıfladığını görüyoruz. Hani bu hafta içinde de keza önceki haftalarda zayıflamalar gördük. Şu an 80 dolar bandında işlem görüyor Brent petrol. Hani burada oynaklık kısa vadede yüksek kalmaya devam edebilir. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı, işte OPEC'in zaman zaman arz kesintileri gibi veya Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırımları gibi etmenler oynaklık yaratabiliyor ama resesyon korkuları petrol cephesini baskılıyor diyebilirim kısaca. Peki, yatırım danışmanı Onurcan Bağlaktar'dı değerlendirmelerini. Onurcan Bey, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sırada küresel ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Avrupa Birliği enerji krizine çözüm yolları aramaya devam ediyor. Üye 27 ülkenin enerji bakanları Brüksel'de olağanüstü toplandı. Ana gündem ithal gaza uygulanacak tavan fiyat konusuydu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada tavan fiyatı belirlemek için gerçekleştirilen müzakerelerde anlaşma sağlanamadığı duyuruldu. Enerji bakanlarının 19 Aralık'ta Brüksel'de yeniden bir araya geleceği belirtildi. OPEC aylık petrol piyasası raporunu yayımladı. Raporda küresel petrol üretiminin Kasım'da önceki aya göre günlük 43 bin varil artışla yaklaşık 101.5 milyon varile yükseldiği açıklandı. OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken Suudi Arabistan üretimin en fazla gerilediği ülke oldu. Küresel ticaret eğilimleri raporunu yayımlayan Birleşmiş Milletler'e göre küresel ticaret hacmi yıl sonunda 32 trilyon dolara yükselebilir. Birçok ülkede kötüye giden ekonomik şartlar ve artan güvensizliğe de dikkat çekilen raporda, 3. çeyrekte mal ticaretinin %1 azaldığı, 2. çeyrekte ise hizmet ticaretinin %1,3 oranında arttığı bilgisi paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik mesaj var. Örgüt, üye ülkelere hayat kurtarmak adına şekerle tatlandırılmış içecekleri vergilendirme ya da mevcut vergilerin artırılması için adım atılması çağrısında bulundu. İlk kez yayımlanan kılavuzda, dünya genelinde en az 85 ülkenin şekerle tatlandırılmış içecekleri vergilendirdiğine dikkat çekilirken, Meksika, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'nın bunu başarıyla gerçekleştiren ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.
Tartışmaların odağındaki isim ünlü milyarder Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerinde yaşanan keskin değer kaybından sonra dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla'nın piyasa değeri 500 milyar doların altına inerken Elon Musk da milyarderler sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Ve bu gelişmenin ardından Musk'ın serveti 163.6 milyar avroya geriledi. 2022 yılında toplam servet kaybı ise 106 milyar doları aştı. Dünyanın en zengin insanı ise 170 milyar dolarlık servetiyle Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault oldu. Noktalıyoruz burada kahve molasını. Hoşçakalın.